Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir şey bulmuş herhalde de ne bulmuş bilmiyorum. Nerede? Ne ki? Yavru. Ne var yavrusu lan? Sıçan mı? Ne korkuyorsun oğlum? Bir dur. Bakayım ona yaşıyor. Belli mi onunla ya? Fare değil ki ama moruk. Fare. Oo, bu fare değil. Ne kadar burnu büyük lan. Allah fareymiş. Daha yavru ama. He? Bir dur sen yakalayayım. Gitti. Abi şuradan ortadan güzelmiş. Tamam işte bir tane bana daha aç vereceğiz yanına moruk. Sulama yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu da burada başlattık işte. Şunun tazeliğini biraz açmam lazım. Gelin beraber açalım. Size sulamayı da öğreteyim. Ama bakalım yola gitmemesi lazım. Şöyle bir aletimiz var. Bakalım şimdi. Şimdi açıyoruz bak. Şimdi yükselecek. Bak gitti. Öyle sen şimdi ayarını yapmaya çalışacağım. Nereye kadar gidiyor? Yola gidiyor. Biraz kısmamız lazım. Şimdi ayarını tutturduk işte. Tamam. Nasıl lan? Buraların yeşermesinin sebebi benim işte. He? Ne oldu? Buraları böyle yeşertiyoruz. Bak şimdi bu da aynı sıkıntı yaşamış. Şunu da böyle açıp uzatacağız. Şurada da bir tane var. Ama bunu açmaya gerek yok çünkü yola gider. Burası biraz sararmış. Burayı yeşerteceğiz. He? Ne oldu? Tamam da moruk basınç yüksek. Bir tane daha vana, oradaki vanayı ver bak. Bence açmamız lazım. Çünkü gece rüzgar olma ihtimali yüksek. Yola mola gider gerek yok. İnsan canı daha önemli. Evdeyim sevgili dostlarım. Ya şu filoyla şey sonunda bir anne baba bulduk. Bugün karaları doymuş şu ufaklıklarla. Ben çok mutlu oldum lan. Lan var ya çok mutlu oldum lan. İkisini de doyurmuşlar. Oğlum var ya siz benim canım ciğerimsiniz ikiniz ha. Vallahi artık sizi hiçbir şeye değişmem. Hiçbir şeye değişmem ikinizi de ben size söyleyeyim. Hiçbir şeye değişmem. Siz benim canım ciğerimsiniz. Benim artık idolüm sizsiniz. Allah'ın izniyle kazasız belasız. Şu iki yavruyu bak bana büyütün. Bak size söylüyorum. Bu iki yavruyu bana büyütün aslan parçalarım. Bunların büyümesine sebep olun. Dileyin benden ne isterseniz. Bak dileyin benden ne isterseniz. En kral yer sizin. Nasıl dinliyorlar beni? Nasıl dinliyorlar eşek sıpaları ya? Canlarım benim. Lan beşöyle eşi candır ya. Beşöyle eşi gerçekten candır arkadaşlar. Vallahi billahi var ya beşöyle eşi candır. Onların üstüne kimse tanımam. Ya onlar var ya benim... Her zaman zor anımda yetiştiler bana biliyor musunuz? Gerçekten hep zor anımda yetiştiler. Ne istiyorsun Johnny? Ne istiyorsun? He eşek sıpası. Ne oldu? Kırpın. He? Siz nasılsınız? Ya şöyle baktığımda prense benzetiyorum ya onu. Prensese. Böyle ruhum böyle bir kendine geliyor biliyor musunuz? Arkadaşlar bir alerji oldum. Ya şeftaliler olmuştu benim oradan yedim. Şu an boynum moynum var ya öyle bir kaşınıyor ki. İllallah. Acayip derecede kaşınıyor. Şimdi bunların altına bir çift fitilli yumurtası attım ama ben erkeğin dişiye bastığını düşünmüyorum. Sizde durum nedir aslan parçalarım? Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş.
Yavaş yavaş, tamam tamam tamam, ben gittim. Bir aramız da hiç, çok şükür. İnşallah bir arans büyüsün artık ya. Bir tane arans ya. Vallahi billahi ya. Özledim artık ha. Zaten fitillerden abi, o ufak yavru var o. Yavruların yavrusu. Nasılsın kızım? Kendine geldin mi biraz? İğneden sonra iyisin çok şükür biraz ya. He? İyi misin babacık? Babasının kızıdır o. Ağzına tükürdüğümün eşi. Bunlar çarşılarım, yavru çarşılarım artık yavaş yavaş kızgınlaşmaya başladılar arkadaşlar. Belki onları çite atarım. Bakalım şu yavrular bir ufak bir teleklerini dizsinler. Anne babalarından ayırıp onları artık çite atacağım. Ne oldu lan serseri? He serseri. Ne oldu? Senin var ya, kafanı yerim o. Senin var ya kafanı yerim o. Eşek sıpası. Eşek sıpası. O yavrulara bir anne baba buldum ya. Çok mutluyum ya. Ha, bu eşekler sabah gidiyor daha. Vallahi gidiyor. Senin ağzın niye öyle açık? He? Ağzın niye öyle açık? Ne oldu? Hava sıcak değil mi? Tamam dur, yemek vereceğim size, dur. Hemen şunlara bir yemek atalım arkadaşlar. Hayvanlar acıkmış. Günde iki öğün yemek veriyorum ben onlara. Normalde. Bir sabah veriyorum, bir de akşam veriyorum. Mecbur. Fazla da verdiğim zaman sıkıntı oluyor. İyi, bu yavrumuz da güzel maşallah. Bu tıpa tıpa anne. Çakmaklı olabilir ola gerçi. Bu sefer alacak çakmaklı olabilir. Kuyruk da beyaz gibi görünüyor. Ne yapıyoruz lan? Zırpalar. Şimdi Cion'un altında yavru aransla alacanın yumurtası var ama dolu mu değil mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Cion ile eşi, bir tane de onların yumurtası var kendileri. İkisi şu an yumurtalara oturuyorlar. Cion aslandır. Cion'u çok severim de. Ara sıra eşeklik yapıyor ama Cion'u artık özgürleştireceğim ya. Cion baya bir eşhanede kaldı. Bir özgürlüğünü elinden aldık gibi bir şey oldu Cion'un. Ama Allah'ın izniyle tekrardan şey yapacağım onu. Cio'yu tekrardan özgürlüğüne kavuşturacağım. Şu yavrulardan sonra artık Cio'yu uçuracağım. Cio ile eşi artık istediği gibi takılabilir. Şükür dedi. Ne? Allah Allah. Şurayı kapatmamız lazım diyor. Bizim şurayı... He? Tamam, onlar oranın altına giriyorlar işte. Buradan gelip alttan böyle öyle çıkıyorlar. Anladın? Kim o? Garip mi? Garip o. Garip o. Gel buraya. Dünkü gittiğim kümeste şey istedim, civciv istedim. Bana dedi ki civcivler çıkarsa dedi 5-6 tane veririm. Bir de Adıyaman'daki benim bir tane arkadaşım var. Sevdiğim bir dostum. Bana dedi ki yavrular varmış dedi. Hint horozu yavruları. Ama dedi karışık, yani şeyle karışıklar dedi, bakalım dedi ufak bir kendilerini belli etsinler, ben sana dedi bir tane dişi bir tane erkek gönderirim, en azından Hint besleriz arkadaşlar, Hintleri güzeldir. He. Hint tavuğu besleriz, bir horoz bir tavuk, ne beslediğimiz belli olur. Onların zaten tavuğun yumurtasını hiçbir şekilde altından çekmem, otomatik menü 10 taneden, 12 taneden sonra yumurtaya oturur, kuluçkaya oturur. Ondan sonra altlarından yavrular alırız, böyle güzel olur. Hem içeriklerimiz için biraz değişiklik olur, hem de ben Hint horozu seviyorum. Hint horozlarını severim yani. Şurayı hızlı bir şekilde geçelim mi? Burayı hızlı bir şekilde geçelim. Serseriye bak, serseriye. Büyümüş de serserilik yapıyorlar. Ağzına tükürdü bir şey. Sen büyüdür mü oğlucum? He? Bu Arapların altındaki beyaz arkadaşlar. Şu an Arap'ın altında tekrardan yavru şey var, yumurta var. Bu sefer kendi yumurtaları, bilmiyorum belki de bu beyaz Arapların altından çıktı, olabilir. Ben erkeğin geninde beyazlık olduğunu düşünüyorum.
dişinin değil de erkeğinki olabilir. Bu da İstanbullu yavru. Altlarında yavru var mı? Çıktı mı bir şey bilmiyorum. Göstermiyorlar ki. Yerlerde kabuk mabuk var. Burası ne kadar kirlenmiş bunların yeri ya. Orayı temizlemek lazım ha. Bak. O yine kendini işe yapmış. Şu Arap yavruya da bakalım. Geçin bakalım şöyle. Bu da Arap yavru. Burada büyüyor çok. Ayaklarında markalarım da var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel bir çift Muhammed abiden yavrularım var orada. Onların ayağına da markamı takmam gerekiyor. Bugün yarın oraya gidersem sizle beraber gideriz. Şey yaparız arkadaşlar. O yavrularımın da kendi markamı takarım en azından. Benim kendi markam olur ayaklarında. Daha iyi ve güzel olur. Kara şimşek ve kara. Sıra size geldi. Ama oradaki yavrularım da efsane arkadaşlar. Dumanlıların kralı yani ya. Kendi yavrularım gelecek. Mardinlerden ben şimdi gayem çok farklıdır arkadaşlar inşallah. Şimdi bir çift dumanlım olacak. Bir tane Arabım var, bir tane Sabunim var, bir tane Kulam var. Bir beyaz yavrum var. Bunları inşallah kazansız belasız büyütürsek şimdi alıların altından da yumurtalarım dolu. İnşallah kazansız belasız. Onlar da çıkarsa o zaman istediğimiz gibi olur. Alayı da unutmadık bu arada. Onu unuttuğumu zannediyor ama unutmadım ben kızımı. Kızımı unutturmuyorum hiç. Fazla bir şey kalmadı. Son bir haftaları var. Bir hafta sonra yavrular çıkacak. Beyazdan mı çıkacak, aladan mı çıkacak onu bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Bu ses nedir Allah aşkına? He? Evet sevgili dostlarım, bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoya tekrardan görüşmek üzere. Cansınız içerisinde. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.